Bugün konumuz rinoplasti. Bildiğiniz gibi en çok günümüzde uygulanan ameliyatlardan bir tanesi rinoplasti. Burnun şekil bozukluğunu düzeltme ameliyatı. Burun organı yüzümüzde 14-15 yaşlarından itibaren büyümeye başlayarak şeklinde yetişkin yüzünü alana kadar şeklinde değişiklikler meydana gelir. 15-16 yaşlarındayken gayet düzgün görünen burun 18-19-20 yaşlarında daha genişlemiş, kemer oluşmuş, daha etli hale gelmiş şekilde görülebilir. Aşağı doğru açı yapmış, ucunun aşağı doğru açı yapmış şeklinde görebiliriz. Çoğunlukla hastalar eskiden normal olan burnum daha sonra şekil değiştirdi, kemer oldu, aşağı doğru eğrildi, açısı daraldı vesaire. Çeşitli şekillerde ifade ediyorlar şekil bozulmaları. Ama bu burnun büyümesi 15-16 yaşından sonra başlayıp 21-22 yaşına kadar devam etmektedir. Erken yapılan ameliyatlarda şekil düzeltilebilir ama hasta yine yüzü yetişkin şekli alana kadar bir miktar daha burunda büyüme meydana geleceğinden yapılan ameliyatlarda değişiklik olabilir. Onun için ameliyatı mümkün olduğunca 20, 21, 22 yaşlarına kadar ertelemek en doğrusu. Ama ileri derecede bozukluk olan hastalarda 16, 17 hatta 18 yaşlarında da ameliyat yapılabilir. İleri derece deviasyon olan hastalarda bu müdahaleler yapılabilir. Çok ileri seviyede burun tıkanıklığı, nefes darlığı olan hastalarda bu müdahaleler daha erken yapılabilir. Ama hastaya bilgi verilerek sonra ileriki zamanlarda birkaç sene sonra bir başka ameliyat daha gerekebileceği söylenebilir. Şimdi bugün Gökhan Bey'i ameliyat edeceğiz. Gökhan Bey'in burnunda da... deviasyon diye gelmişti aslına bakarsanız. Evet, nefes almada problemi var. Karşıdan bakıldığında alından gelen burnun üzerindeki çizgiler belirli bir noktada kesintiye uğramakta. Uç kısmında belirgin bir deviasyon var. Yani bu çizgiler burnun alt üçte birine geldiğinde kırılmaya uğramakta. Bu bize deviasyon olduğunu gösteriyor. Burun kıkırdaklarında asimetri var. Şimdi ameliyatta hem solunum problemini düzelteceğiz hem de şeklini düzelteceğiz. Bu tip deviasyonun içteki deviasyonun dışarıya yansıdığı vakalarda estetik ameliyat deviasyon ameliyatıyla birlikte yapılmak zorunda. Yani hastanın nefes alma problemini estetik ameliyatta yapmadan düzeltmek mümkün olmamakta. Onun için estetik olduğu kadar da fonksiyonel bir ameliyat olacak rinoplasti bugün. Bir de hocam size öyle bir detay var. Şimdi buraya gelen hastalarımız söylüyor demiştiniz. Aslına bakarsanız siz burun yaparken insanın yüz hatlarına göre, yani ben burnu istedim bu olsun gibi bir süreç işlemiyor. Biraz da ondan bahseder evet. misiniz? Evet. Şimdi yüzü estetik oranlarına bakarsak üç parçaya ayırıyoruz. Alınla kaş arası, kaşla burnun bitimi ve burnun bitiminden çene ucuna kadar üç eşit parça olması gerekiyor. Ama bu herkeste bu oranlar aynı değil. Şimdi bu çenenin alt ucundan buruna kadar olan mesafe uzun ise hastada burnu çok küçültmemek gerekiyor. İyi, ideal bir şekil alacağız, elde edeceğiz derken küçülttüğünüz burun bu sefer yüzde sanki çok küçük gelişmemiş bir organ gibi kalacak. Onun için bazen burun ameliyatı yaparken, estetik ameliyat, ufak tefek büyütmeler de uzatma tarzında, burnu küçültmeden, çok kısaltmadan yapılabilir. Yüzle uyum sağlasın diye. Bu önemli bir estetik oran bakış açısı. Şimdi Gökhan'da bu mesafe uzunca, burnu çok kısaltmayacağız ama eğrilini düzelteceğiz. Alın saçlı derinin bitiminden kaşlara kadar olan alın mesafesi alt kısımla karşılaştırıldığında burası daha kısa. Ama burnu çok kısaltırsak gerçekten görüntü kötü olabilir. Burun estetik görünse de estetiğin dışına çıkmış olur tüm yüz görüntüsü birlikte. Onun için bu oranlara sadık kalarak, hastanın şu andaki oranlarına sadık kalarak eğriliği gidereceğiz. Kemerini alacağız. Hastanın görüntüsü gayet güzel olacak. İşte hocam ameliyat süreci ve sonrasında işte sigara tüketimi. Evet. Şimdi ameliyatımız genel anestezi ile yapılıyor. Genel anestezi verildikten sonra hastaya o esnada buruna da lokal anestezi ilave olarak uygulanıyor. Yani bu niye? Hem bazı ilaçları veriyoruz ameliyat esnasında da
kanamayı azaltmak, daha iyi görüntü sağlamak için. Hem de ameliyat sonrasında hastada uyuşukluk devam etsin, lokal anestezi devam etsin, hiçbir ağrı duymasın diye. Gerçekten bugüne kadar hiçbir hastamız ağrıdan şikayet etmemiştir. Bunu bilelim. Ameliyat sonrası gayet konforlu. Ama tabii ki ameliyattan sonra ne yapmayacağız? Sigara hakikaten zararlı bir şey. Sigara her ameliyatta olduğu gibi burun ameliyatında da iyileşmeyi geciktiriyor. Bir de burada ilave etkisi var. Nasıl? Duman. Ameliyat yerine çok yakın. Oralara temas da edebilir. Onun için sigara içmeyi durdurmak lazım. Hem ameliyat öncesinden hem de ameliyat sonrasından itibaren durdurmak lazım. Evet. Şimdi burun üzerindeki bandaj 10 ila 15 gün burnun ameliyat öncesi durumuna bağlı olarak kalabilir. İçeride biliyorsunuz bir tampon koyacağız. O da 2 gün, 3 gün duruma göre, içeride yaptığımız müdahaleye göre kalabilir. Silikon tampon daha sonra çıkarılacak. Evet, geleceksiniz, ben onu çıkaracağım. Yani her şey planlandığı gibi gidecek. Merak etmeyin, her şey kontrol bir altında güzel. Ben hani bunu kendi araştırmalarıma dayanıyorum. Siz de anlatacaksınız tabii ki hocam, sizin uzmanlık alanınız. Yaklaşık bir sene diyorlar, 6 ayda bir sene. Doğru, insandan insana iyileşme değişir. Bunu bilmemiz lazım. Kimi insanda şişliklerin, ödemlerin çekilmesi 3 ay, 6 ay alır. Kimi insanda 1 yıl daha fazla alabilir. Bu insanın biyokimyasal yapısına bağlı. Her insanın biyokimyasal profili farklıdır. Kimse bir heykel gibi diğerinin aynı değil. Cansız bir cisim gibi bir diğerinin aynı değil. Onun için iyileşmeler insandan insana değişir. Beslenme durumuna göre, vücudundaki biyokimyasal eksikliklere göre, demir eksikliğine göre, B vitamin eksikliklerine göre, alışkanlıklarına göre değişebilir, beslenme alışkanlıklarına göre. Bunları ameliyattan önce konuşup tespit edip ona göre tedbir almak en doğrusu. İyileşmeyi hızlandırmak için. Durum böyle. Şimdi ameliyata geçelim. Hastamızla ameliyat öncesini görüştük. Şimdi ameliyata gideceğiz. Ameliyattan sonra da son halini göstereceğiz. Ve ameliyattan sonra nelere dikkat edecek onları da anlatacağız hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Gökhan'ın ameliyata hazırlıkları başladı. Biraz sonra ameliyata geçeceğiz. Genel anestezi verildikten sonra ameliyata başlayacağız. Evet. Şimdi rinoplasti ameliyatının genel anestezi safhasına gelmiş bulunuyoruz. Hastamız genel anestezi altında uyuyor. Biz ekibimizle birlikte, hemşiremiz Esin hemşireyle birlikte ve anestezi teknisyenlerimizle birlikte ameliyata başlıyoruz. Ameliyata başlarken hastanın ameliyat öncesi görüntülerini kaydedeceğiz burnunu. Ameliyat bittiğinde de ameliyat sonrası görüntülerini kaydedip sizinle paylaşacağız. Değişikliği hep beraber göreceğiz.
muhabbeti güzel oldu ya. Güzel oldu, iyi. Hoş bulduğun oldu, geçmiş olsun. Bunu 10 dakikaya bulacaksınız, 10 dakika ara veririz. 10 dakika ara, tamam. Yani. Tamam. 15 dakika ara, 10 dakika ara. Tamam. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Biraz alnına gibi dursun. Tamam hocam. 3 gün önce bildiğiniz gibi Gökhan Bey'in rinoplasti, septo rinoplasti ameliyatını yaptık. Yani tamam. Burun içindeki deviyasyon da olan bir vakaydı. Burunun içindeki deviyasyonun yani orta hattaki sapmanın burunun dışını da etkilediği, görüntüyü etkilediği bir vakaydı. Hem orta hattı düzelttik, deviyasyonu düzelttik hem de burundaki şekil bozukluğunu, dışa vuran şekil bozukluğunu düzelttik. Yani septo rinoplasti ameliyatını yaptık. Yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat sonunda Gökhan Bey ameliyattan çıktı. Şimdi 3 gün geçti. Silikon tamponu alma vakti geldi. Bu gerçekten halk arasında, insanlar arasında çok korkulan bir an. Çok acı duyuldu vesaire söyleniyor ama şimdi göreceksiniz gayet kolay. Hiç acı duymadan bu tampon da alınacak. Bundan sonra hastayı kendi haline bırakacağız bir hafta kadar, bir hafta 10 gün kadar iyileşmeye. Daha sonra da üzerindeki bandajı alacağız. Şimdi silikon tamponu alma vakti geldi. Ameliyattan itibaren tamponları ameliyatın durumuna göre, yani vakanın içeride yapılan müdahalenin durumuna göre, bazen septoplasti ağırdır. O müdahaleden sonra bazen bir hafta bırakırsınız silikon tamponu. Bazen 3 gün, bazen 5 gün. Bu cerrahın tercihine göre de değişir ama kararı genelde cerrah verir. Ben genellikle 24 veya 48 saat veya en fazla 3 gün tutuyorum. Ama dediğimiz gibi vakanın şiddetine göre, eğriliğin şiddetine göre bu ameliyatın süresine göre değişebilir. Bir haftaya kadar da durabilir. Şimdi biz Gökhan Bey'de 3 gün sonra alacağız, almış olacağız silikon tamponu. Eskiden bez tamponlar olduğu söyleniyor hocam. Evet. Tamponları... Eskiye göre ne değişti onu da söyleyelim. Eskiden de merhemli tamponlar koyuyorduk. Yine bunlar bazen 24 saat, bazen 48 saat, bazen işte bir hafta kadar tutulabiliyordu ama bez tamponların uzun süre kalması sonucunda toksik şok sendromu adı verilen bazı tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyordu. Yani vücuda mikrop karışması gibi burun mukozasından. Silikon tamponla bu şey komplikasyon da hemen ortadan kalkmış durumda. Artık rastlanmıyor. Böyle bir konfor da hastalara kazandırılmış oldu. Kayıttan çık Muhammed, bir de hocam şey anlatsın. Hocam o süreçte bakımı, sen soruyu sor Kübra, bakım nasıl yapılabilir, tamam mı? Okyanus suyu, bir de kremlendirici kremler var. O 3 gün boyunca nasıl yapılmalı falan diye o da çok aradı. Evet. Ameliyat bittikten sonra içeride silikon tamponları var. Burnun üzerinde atel dediğimiz bir kalıp var. Kemiklerin iyileşmesine kadar burnun üzerinde duran. Ama esas önemli problem bu ameliyat sonrası dönemde içerideki burnun içindeki şişlikler ve tampon bulunması. Bu neye sebep olur? Hasta içerideki şişlikler nedeniyle, oluşan kan pıhtıları nedeniyle ve silikon tampon nedeniyle sık sık hapşırmaya maruz kalabilir. Yani bir alerjik reaksiyon gibi sürekli hapşırma olabilir. Bunun için biz hastaya bir alerji hapı, anti alerjik bir hap veriyoruz. Bunu kullanıyor. Ayrıca da içerideki kan pıhtıları sertleşip içeriği tahriş etmesin diye, yine hapşırma sebep olmasın diye içeriği de yine herkesin hemen ulaşabileceği basit okyanus suyu ile satılan spreylerle içeriği ıslatmayı tavsiye ediyoruz. Bu ıslatma silikon tamponu aldıktan sonra da devam ediyor. Bir hafta 10 gün kadar daha. Biz hatta bandajı sökene kadar aynı alerji yapını kullandırıyoruz. Ama alerji yapı kullanımını 10 günde kestik. Üzerindeki bandajı aldık. Hemen burun iyileşmiş mi oluyor? Hayır. İyileşme daha aylarca sürecek. Bunu bilmemiz lazım. Burunun içindeki şişliklerin geçmesi yine aylar alacak. Burnun üzerindeki şişliklerin geçmesi de. Şimdi biz üzerindeki 10 gün 15 günde olunca üzerindeki ateli aldık. Bu durumda ameliyat sonrası şişliklerin %70'i 80'i geçmiştir. Ama kalan %20 o arta kalan kısım ancak aylar alan bir süreçte geçer. Yani bu şu demektir, iyileşme biyokimyasal düzeyde devam eder, aylarca devam eder. Günden güne de şişler giderek iner. Aynı süreç burnun içinde de söz konusu olur. Orada da gerçekleşir. Burnun içindeki şişlikler de yine aylar içinde yavaş yavaş inecek.
hastanın solunumu giderek giderek daha rahat, daha güzel olacak. Ama ilk dönemdeki akut şişlikler, yani gross, büyük miktarlı şişlikler hapşırmaya sebep olmasın diye de alerji hapı kullandırıyoruz. 10 gün sonra onu da bıraktırıyoruz hastaya. Durum bundan ibaret. Şimdi silikon tamponların alımına geçelim. Burnun alt kısmında hafif bir temizlik işlemini takiben biraz sonra silikon tamponu alacağız. Sen ses kaydediyorsun. Şimdi silikon tamponu derken çok büyük kamerayla gözükmüyor ama biz görüyoruz. Bağlandığı için kestikten sonra silikonu çıkarıyoruz. Bu kadar basit, kolay, hastalar rahat. Gördüğünüz gibi işlem bitti. Hepsi birkaç saniyelik bir işlem. Gördüğünüz gibi silikon tamponlar da bu şekilde. İçinde oluk olan silikon tamponlar. İçindeki deliklerden hasta nefes alabiliyor burnun içindeyken bu tamponlar. Evet, bu işlem de bitmiş oldu. Artık hasta daha konforlu olarak ameliyat sırası döneminde devam edecek. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Evet, bundan sonra şimdi 10 gün bekleyeceğiz. Ödemler iyice azalacak. Kemik iyileşmesi gerçekleşecek. Biz ateli çıkaracağız. Kemik iyileşmesi olmuş mu olmamış mı diye, tam yeterli mi yeterli mi diye bakacağız, kontrol edeceğiz. Eğer yeterli görmediyse yine aynı ateli uygulayacağız. Birkaç gün daha, 4-5 gün daha. Ondan sonra da sonlanacak atelli kısım. Hasta normal hayatına dönecek. Şu andan itibaren de hasta normal hayatına dönebilir. Dışarıya çıkabilir, alışverişe gidebilir, markete gidebilir, restorana gidebilir, kendi işine devam edebilir. Gördüğünüz gibi burnun ana bölüm, vücudun ana bölümlerinin dışında olan bir ameliyattır burun ameliyatı. Yani karın boşluğunun, göğüs boşluğunun, kafatasının dışında olan bir ameliyat. İnsanı ameliyattan sonra çok yataklarda yatması gerekmiyor. Çok uzun, ağır istirahatlar yapması gerekmiyor. Sadece 1-2 gün evde istirahattan sonra normal sosyal hayatına, günlük hayatına geri dönebiliyor. Bu şekilde kolay bir ameliyat. Teşekkür ederim.